bu tarafa doğru gidiyorum. Çünkü locamızdan bir damat adayımız, bir gelin adayımıza gönlünü kaptırmış. Ezgi'ye birisi locadan gönlünü kaptırmış. Ben de biliyorum da. Seyircilerimiz bilmiyor tabii. Arkadaşlarından da birkaç tanesi hakim konuyu anladığım kadarıyla. Kabarmasından anlamış. Neyden? Kabarmasından. Kabarmasından. Evet Ezgi, senin bir tahminin var mı? Yo, bilmiyorum yani açıkçası. Dün de şaşırdım. Bugün de hiçbir şey bilmiyorum. Burada oturuyorum. Dün Tayfun gelmişti senin için. Evet, o. Evet. Ona da şaşırdım. Olmadı zaten. Ama şu an başka birisi senden hoşlanıyormuş. Bir açılmak, bir konuşmak istiyormuş, bir şans istiyormuş. Ben de duyunca şaşırdım ama niye olmasın ki yani? Değil mi? Güzel bir kardeşimiz diyor Serkan da. Kimler var? Hamza var. Özkan Bey var. Samet var. Deniz var. İbrahim var. Baha zannetmiyorum. Onlar değil. Onlar değil. Benim saydığım isimler değil mi? Kim? Serkan? Onlar değil diyor. Sen misin yoksa? Hayır. Ha? Sana ne benim ne giydiğimden? İçimden geçti. Öyle bir kabardı ki. Hayır. Ha, sen İbrahim diyorsun. Aynen. Çok güzel kabardı ama. İbrahim. Ezgi dediğinizde bir kabardı böyle bir ayağa falan. Sen mi? Evet, sen bir haller oldu sana. Yok abla. Hanım da gördü bak şimdi. Ceketini düzelttim. Kameralar o tarafa dönüyor diye. Aynen. Arada bir görükeyim diye. Görükeyim. Görükeyim. Ya benim aklımdan o geçti. Benim başka değil. Değil miymiş? Değil. Peki o kişi kendisini artık söylesin yani. Desin ki be... Hayda. Samet. Şaşırdım. Hiç yani kaç gün... Sabahtan beri bu anı bekliyorum. Heyecanlıyım şu anda. Heyecanlısın. Rica etsem şöyle geçebilir miyiz? Çok rica ediyorum senden. Şimdi neden Ezgi diye herkes merak ediyordur. Ben de bunu kendime sordum. Aha. Şöyle bir cümleyle bunu açıklayacağım. Erkek olarak güçlü olabiliriz ama yenilmez olmak istiyorsak güçlü bir kadına sahip olmamız lazım diye düşünüyorum. Bu yüzden seni tanımak istiyorum. Merak ediyorum yaşadığın olayları. Şu an çünkü savaşıyorsun. Hem kendinle savaşıyorsun hem buradaki olaylarla savaşıyorsun. Bu hırsın, kendine olan tutumun beni etkiliyor açıkçası. Bir de biraz hırçınsın ya. Oradan da dikkatimi çektin yani. Kimseye kendini yedirmiyor burada. Haklı olduğu konularda sonuna kadar gidiyor yani. Güzel. Ben de aynı yapıya sahibim. Sende de bunu gördüm. Çok ilk defa konuşuyoruz. Bir merhaba dersen. İlk defa. Nasılsın, iyi misin? Hiçbir şekilde ne selam. Şu anda ilk iyi defa. Diyor ya. İyiyim, teşekkür ederim de ben hala şaşkınım Zuhal abla. Çünkü ben bir dönem burada yoktum biliyorsunuz. Evet. O sırada izliyordum programı, takip ediyordum ve o sırada olan olayları da izledim. Tamam. Burada başka bir bayan adaya gelmiştiniz. Ondan sonra başka bir bayan aday size talip oldu falan filan yani. Evet biliyorum. Bunlar olan şeyler programımızda yani. Evet yani onları... O kadar yani, o kadar biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Yani ben de seni tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun. Benim amacım tabii ki de kendimi tanıtmak ve seninle tanışmak yani. Bunu canı gönülden istiyorum burada. Ne oldu İbrahim, duramıyorsun. Ne fıkır fıkır. Aynen abla, şimdi saat geçmedi. Göz bebeklerin de böyle, ne bileyim. Etkiliyorsun dakika, beni ya. Dayanamıyorum böyle. Elim ayağıma dolaştı bak. Dur bir İbrahim, ne oluyor? Kardeşim buyur, seni dinliyorum. Ne oldu İbrahim? Ya abla hani... Kıyafetime mi kızdın? Yok estağfurullah. Bugün giyinemedim güzel. Siz hani cuma günü burada bir atışmamız olduydu. Sayın Dilek Hanım'la. Size de söylemiştim. Evet, pazartesi. Evet, recali vardı onun. Dün burada olmadığı için... Daha iyisini söyleyecektim. Bir güne onu getirdim. Birkaç tane... Ha, recal mi hazırladın? Evet abla. Aa, hazırlanmış ya. Yap. Valla. Dilek sana. Sana nazire yapıyor.
Bana değil. Kime? Ben de söylemiştim direkt bunun altında kalmam diye. İçine dert olmuş onu. Aynen abla. Ama önce şimdi şey söyleyeyim. Hani hep yazdığım için ezberleyemedim. Kağıttan okuyacağım dileğim. Aa. Hadi ne yapalım? Ya, kağıttan şey olsun. Allah. Peki. Olsun. Çalışmış. Emek hadi var orada. Çalışmaya çalışıyorum. He? Aman bir ricalim var. Siz de diyeceksiniz ki her kime diyeceksiniz? Dile. Laciverti severim. Bunu sen de bilirsin. Fazla tartışma Dilek. Kırmızıya dönersin. Evet, bir senin kavanoz petmez, İbrahim hiç çekilmez. Ağaçtaki iğde midir? Dalları yerde midir? Dilek İbo'yla tartışma. Sendeki de recal midir? Sıkı çalıştım abla. Çok sıkı. Sımsıkı. İbrahim benden güzelsin. Beni çekemiyorsun. Otur yerine. Masa üstünde roman. Okurum zaman zaman. Dilek beni bozamazsın. Ben kanalda olduğum zaman. Çok iyi. Çok güzel. Abla çok fena seçici okuyorum. Çok fenasın. Acayip. Bu kadar mı Dilek? İstersen yarın devam edek. Şu da sana bir centilmenlik bir şey vereyim. Bir şey. Böyle de kibardır. Böyle de kibar. Yerim seni. Aynen abla. Thank you very much. Deperim geri kaç. Bir an yüreğim hop etti. Aynen abla. Kardeşim devam edebilirsiniz. Sağ ol İbrahim, alkış Dileğe de. Çok güzeldi. Bekliyorum her gün Dilek senden ve ama bugün yenildin ben sana söyleyeyim. Abla benim kadar çalışması lazım. 3 gündür aferin, çalışıyorum. Bravo. İçinde kalmış onun. Evet. Heyecanımı aldı ya. Evet, seni de rahatlattı yani. Vallahi iyi oldu kanka. Güzel sağ ol. Tellemeye başlamıştım. Kafam dağıldı bilmiyorum. Düşünemiyorum şu anda. Ezgi ne düşünüyorsun? Ben de düşünemiyorum şu anda. Buraya geldim ama hiç beklemediğim şeyler oldu. Hiç Samet dikkatini çekti mi yok, hocada? Hayır ya, hiç yani hiç. Ne bir bakışma ne göz göze gelme. Arkanda kaldı, genelde arkanda fırsat oturuyor. Fırsat kalmıyor ki. Ne bir şey ben yani. Ben fırsat kolladım da fırsat yok. Hep arkalara hadi denk düşüyorum evet. Sen bakıyorum orada... ama onu izliyorum çünkü onu. Ne bileyim ben hiç bakmadım yani açıkçası. Hiç de öyle bir niyetin olduğunu sezmedim. Gizli gizli takip ediyorum seni. Ben şey zannettim hani zaten buraya oturduğumuz zaman bilmiyoruz olayları. O alttan alta çalışıyormuş Samet. İşte benim yok. Az sonralar oldu. Zannediyorum ki hani ya... eskiden burada olan biri gelmiş olabilir diye düşündüm. Buradaki arkadaşların hiçbirine düşünmedim açıkçası. Ne zaman başladı bu biliyor musun? Böyle burada dans konusunda sana haksızlık yapıldı vesaire o kadar açıklamaya rağmen bir de hala üstüne gelindi ya. Hiç durmuyorsun, hiç pes etmiyor böyle. Yani hiç durmak yok. Dişli. Hep devam. Hakkını alıyor çünkü oradan. Sen yani, biraz dişli kızlardan evet. Hoşlanıyorsun anladığım evet. Kadar. Biraz dediğim dedik. Evet. Yani bir şey varsa vardır yoksa yoktur. Benim için böyle. Ben duygularımı inkar eden bir insan değilim ve sonuna kadar yaşama taraftarıyım. Hayatımda da hep böyle oldu. Bir de hissedebiliyorum yani şu anda kendisiyle de savaşıyor ve sanki böyle yanlış anlama asla bu benim fikrim. Benim inandığım bir şey var. Bir insanın en zor zamanında yanında olan insanı hiçbir zaman unutmaz yani. Şu anda da zor zamanlar geçirdiğini düşünüyorum. Tabii ki de. Öyle denilebilir. Ama bu zamanlama şeyi yani bu illa bu konularla doğru geldim diye değil buraya. Doğru zaman yani buna inanıyorum. Doğru zaman olduğuna inanıyorsun. Evet. Yani sen iyiken zaten herkes senin yanında olabilir. Buna müsait oluyorsun. Önemli olan kötüyken senin yanında olabilmek ya da yanında barınabilmek. Doğru. Şöyle söyleyeyim yani. Güzel konuşuyor ama değil mi? Ya ben çünkü... Ağzı iyi laf yapıyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Öyledir o.
Güzel konuşuyor da işte ne bileyim. Bak sana burada şeyi yapmadım yani. Hadi benim karşımda yemek yediğim bak. Senin kadar güzel olmasa da çiçek verdim sana. Yemek getirmedim. O tarz hastalıklarım yok yani. Ne oldu Serkan? Serkan'ın mikrofonu açın. El böyle. Arkaya bakıyordu. Neye bakıyorsun arkaya? Ya şimdi Samet. Samet'i seviyorum aynı. Eyvallah ben de seni seviyorum. Ya birazcık hızlı davranıyor. Bir. Ağzı gerçekten çok iyi laf yapıyor. Ne açıdan hızlı davranıyor ki? Duygularından bahsediyor. Kardeşim gerçekten ama bu bugün de olan bir şey. İnşallah hissederek söylüyordur. Aynı duyguları bir başkasına hatırlıyor da hatırlıyor musun bir gün arabada yaptı. Bir şey konuşmuştuk. Evet. Acaba derken gördüğün gibi. Hatırlarsan şimdi. Bunu hatırladım ama. Tamam. İnşallah ilk yaşadığın şeyi yaşamazsın. İnşallah. İnşallah. İnşallah temennimiz o. O ilk yaşadığın hayal kırıklığından yani, der mi burada yani? İbo da şimdi arkadan evet. Söyledi. Yüzük. Ha. Yüzük konusunu ben açmak istemiyorum evet, ya. Bu konuda ben zaten pişmanım ve annem de bu konudan rahatsız olur. O yüzden hepinize lütfen rica ediyorum yüzük annen konusunu açmayın. Annen de beni çok seviyormuş ellerimle. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Biliyorsun zaten söylüyorum. Böyle çok güzel konuşuyor ama Zuhal abla. Böyle çok güzel konuşan insanların beni çok kırıp çok üzdüğünü gördüm bu yakın tarihlerde. Ama herkesi yaftalayamazsın. Ama yok yaftalamıyorum ama böyle söylüyorum yani ben kırılmak, üzülmek istemiyorum bu saatten sonra. Yani, ne bileyim daha emin adımlarla yürümek tanımıyorsun istiyorum. Tanımıyorsun beni. Tabii ki de tanıdıktan sonra adımlarını emin miyim değil miyim diye ayırt edersin. Ben seninle tanışmak istiyorum bak. Öyle geldim buraya. Zahmet ettim. Çay içelim seninle. Şu büyük göz bebeklerine bir kere bakayım böyle dolu dolu. Çok güzel. İri iri gözler. Bir de kızdığında açılıyor gözler. Mimikleri de beni etkiliyor çünkü. Mimiklerine tatlı. De hayranım bu arada. Tatlıca şöyle mi? Birden bakıyor falan böyle bir garip oluyor. Bir ürkütüyorsun bir sevdiriyorsun ne bileyim. Değişik. Herhalde elinde olmayan bir şey bu. Allah'ın yok, sana lütfetmiş olduğu bir güzellik. Elimde olmayan bir şey. Gözlerim açılıyor. O da elimde değil. Sen zoru seviyorsun tamam, biraz herhalde Samet. Evet. Fark ettim. Ama fazla şey yapmayalım. Çok da zora yatmayalım. Biraz önden iyi bir gelişme olsun. Zor. Bakalım. Biz çaya gidelim seninle. Güzel bir çay içelim seninle böyle. Güzel bir çay. Tavşan kanı Ercan. Bu işe demli bir adım demli. Atalım yani. Ne diyorsun? Kehribar at içine biraz. O kadar kötü değildir ya. Kırmaz beni. Üzülürüm bak. Üzülürüm. Ona göre iyi düşün. Düşünüyorum. Düşün bakalım. Ya ben sonucu biliyorum da. Lütfen yani. Sonuç ne? Sonuç sen ve ben. Onun dışındaki her şey. Çiçeği mi beğenmedin? Yok canım estağfurullah. Dedim bak senin kadar güzel değil ama olsun yani. Yok çiçekle ne alakası var sadece ben şu an düşünüyorum yani. Sen bana bakma ben konuşuyorum heyecanlıyım bak. Kendini düşün Sade Doğal. Hava da soğuk, çay sıcak. İçin sinir. Hava soğuk, çay sıcak. Artık yani ne diyeceğini şaşırdı Zuhal abla. Birazdan Recale girecek o da. Evet hayırlama şansını vermiyor. Aferin valla doğru yapıyor. Böyle Zuhal abla kendimi seni baskı altında hissettim. İyi ya. İyi gidiyorsun. Evet. Hafif bir manipüle durumu var yani. Güzel laf yapar. Aynen ama şu an kral geldi. Düşünüyorum çünkü. Evet de o zaman. Hayır bunu da düşünüyorum. Bence de evet de. İbrahim kız, hiç konuşmadın sen onları aldırma gün. Evet de. Dur bakayım İbrahim bir aldırma konuşsun. Aldırma onları. Yorum alabilir miyiz ya? Yorum istiyorum gerçekten. Sesim geliyor mu? Şu tablo için yorum istiyorum arkadaşlarımdan. Işığı bilet samimi olduğum insanlardan. Ya Ezgi her zamanki gibi buzdolabı. Yani çocuk sana o kadar şey sayıyor bilmiyorum da bir. Abi ne demem şey lazım ya. Yani ne diyeyim? Benim evet, ben bir şey hissetmemişim, bir şey düşünmemişim. Bir şaşırdım de evet hani olabilir mi, olamaz mı? Şaşırdım zaten İzliyorsun, onu söylüyorum. Bakıyorsun. Ben de bakayım biraz. Yani ne diyebilirim ki ama bir benim gözük kameralarda. Sonuçta bir dakika yani benim duygum kamera? Yok. Hani sana özel ne diyeyim kamera yani? Tabii tabii ben zaten duygu falan beklemiyorum. Çay. Ya gerçekten çok soğuk davranıyorsun ya. İyi de ne yapayım canım? Sarılayım bir saniye bak olacağı varsa olmayacak. Gelme bak. Bu da saçmalı değil ya. Geçen burada örneğini yaşadık Zuhal abla.
germeyin yani lütfen. Gerildiği zaman da etki olabilir yani. Hale kime söyledin canım. Olum ilk mu defa, olumsuz ben ilk mu? Defa gerçekten yakıştırdım. Bence kesin ve kesin olumlu. Bir çay iç. Evet çünkü Samet Bey çok beyefendi gerçekten. Naz? Ben de tabloyu yakıştırdım. Teşekkür ederim. Ama Ezgi şu an baskı altında kalıp çaya gitse bile ben yine olumlu görmüyorum. Yakıştırıyorum böyle ama Ezgi taraftan olumsuz görüyorum. Yani Ezgi senin... Önemli olan çaydan sonrası zaten. Ezgi şu senin an burada bir duygularına karşılık veremeyecek diye zannediyorum. Uzağız çünkü birbirimize. Nasıl etkilenebilir ki? Buzdolabıymışım ben. Ben söylemedim onu sakın. İhale bu, bana kalmadı. Özür dile hemen yengenden. Yenge mi? Ağlıyorum. Yenge mi? Çok iyi. Ezgi. Ne diyorsun? Ben gerçekten inanıyorum bir çayı hak ettiğine. Bayağı yoğun bir çaba. Beni bu güzellikten mahrum bırakmayacağını da biliyorum. Hadi bir an önce kalkalım bak. Daha sırası olanlar var. Tamam bir bismillah ya. Beni kendimi bu güzellikten mahrum bırakma. Hissetti. Bak telliyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ciddiyim ya. Gece uyuyamamıştır kesin. Bir çaya çekin. Şimdi ben... bir şey demek istemiyorum şu an yani olumlu veya olumsuz ama çay içelim. Çay içelim ama tamam. Kesinlikle tamam. Bu başka bir şey anlaşılmasın. Peki sadece tamam. İçecek. İkna ettin aferin sana. Ya. Vallahi başardı. Peki bir çaya gönderiyorum sizi. Haydi. Yan yana oturalım. Hayaller kuralım.